Tarih 8 Temmuz 1920. Bir cihan devletinin filizlendiği bu kutlu topraklarda 2 yıl 2 ay 2 gün sürecek kabus başladı. Osman Gazi'nin fethetmek için ömrünü verdiği, Orhan Gazi'nin Türk yurdu haline getirdiği Bursa, 594 yıl sonra Yunan askerlerinin çizmeleriyle çiğneniyordu. Dumlupınar'dan gelen zafer muştusu, bağımsızlığa dair umutları yeşertirken, vatan sevdalısı Bursalı Efe'lerin kurdukları gönüllü birliklerde Yunan'a karşı direnişin dağlardaki sembolü oldu. Kocatepe'den, Dumlupınar'dan Yunan kuvvetlerini söküp atan şanlı Türk ordusu, yatağından taşmış sel gibi 10 Eylül 1922'de Bursa üzerine akın başlattı. 11 Eylül sabahı doğan güneş, payitaht Bursa'nın hürriyetini bütün cana bir kez daha haykırdı. 48. Süvari Alayı, 3. Bölük Komutanı Şükrü Naili Paşa'nın Bursa Belediye Binası önüne göndere çektiği ay yıldızlı mukaddes bayrak, bir daha inmemek üzere Bursa semalarında yerini ilelebet aldı. Benzersiz yeşiliyle, ruha şifa mavisiyle, karlı zirvesi, dalları dolduran yemişleriyle, dünyaca ünlü ipeğiyle, doğusuyla, batısıyla, oksijen deposu yaylasıyla, neşe kaynağı şenlikleriyle, yaşlısıyla, genciyle, tatlısıyla, tuzlusuyla, namı sınırları aşan kebabıyla, tahanlısıyla ve daha niceleriyle. 17 ilçesinin her bir karışındaki türlü türlü zenginlikleriyle gönlümüzü fetheden kadim şehir Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun. Bu cennet vatanı bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bursa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.